Sevgili dostlarım hepinize güzel bir hafta diliyorum. Haftanız kutlu olsun. Bakalım 11 Aralık ve 17 Aralık döngüsünde bizleri neler bekliyor, neler yapmalıyız? Hem haftanın olumlamasını vereceğim, olumlama sayısını da vereceğim. Günde kaç kez okumanız gerektiğini söyleyeceğim güzellikler hep aksın. Bütün isteklerimiz kuantum hızıyla size anında dönsün. Sizin hayrınıza ve bütünün hayrına olmak üzere. Hayallerimizi sınırlamalar yok. Toprak ruhlarını çağırıyoruz. Maddi bize maddi olanakları taşısın diye. Gnomların burada. Ateş elementini devreye koydum arkadaşlar mumu yaktım sizin adınıza. Haydi bir dilek tutun. Yüreğinizden ne geçiyorsa isteyen gece izleyebilir. isteyen gündüz. Evet isterseniz çıkan kartlara göre olmamamızı yapalım. İsterseniz önceden söyleyebilirim. Hepsi de olur arkadaşlar. Hepsi de olur. Ben bu haftayı böyle bir astrolojik olarak değerlendirdiğimde biraz üzerinize saldırı olabileceğini, sözlü saldırı olabileceğini, biraz baskı olabileceğini gördüm. İsterseniz videonun başında ben olumlamamızı söylüyorum. Olumlamamız her gün 6 kez tekrarlanacak ve 6 gün boyunca okuyacaksınız efendim. Yüksek benliğimizi, kuantum hızıyla harekete geçireceğiz. Nasıl okunacak? 6 gün isteyen haftanın diyelim çarşamba günü benim bu videoyu izledi değil mi? Çarşamba günü. Bir çarşambadan bir çarşamba yapsın. Pazar günü mü izledi? Bir pazardan bir pazara kadar 6 gün saysın. Her gün 6 gün bir olumlamasını yapsın. Fazlası zarar mı olur? Hayır. Dostlarım Benimle çalışan, benim videolarımı izleyen tüm dostlarıma tavsiyemdir ki bir not defteri edinsinler. Onlara olumlamaları not etsinler. Gezegensel döngüleri varsa işte bazı surelerin özellikleri, bazı duaların, zikirlerin bizi nereye götürdüğü, neler kazandırdı. Bu tarz bilgileri kaydedebilirler. Şimdi de olumlama veriyorum. Bir köşeye yazın efendim. Günde 6 kez okunacak. Sevgili yüksek benliğim. Bana yönlendirilen tüm eleştirilerin, tüm saldırıların, tüm öfkeli davranışların, tüm rahatsız edici tavırların, bedenimdeki bilinçaltımdaki ve enerji alanımdaki etkilerini temizle ve arındır. Auramdaki tüm enerjisel saldırıları saldırıları iptal et ve temizle. Benim üzerimdeki bu olumsuz enerjileri tüm suçluluk utanç ve olumsuz şartlanmalarımı çözmeme yardım et. Teşekkür ederim. Tüm burçlar için verdim arkadaşlar. Tekrar etmek istiyorum yavaş yavaş. Videonun altına yazacağım. Olumlamayı yaparken bir mum yakabilir misiniz? Güzel olur. Bir tütsü yakabilir misiniz? Çok harika olur. Buhur yakabilir misiniz? Ay mükemmel ötesi olur. Hemen temizlik sağlanır hemen akış başlar. Çok hızlandırır. Buhur ya da ak günlük deriz. Eşinizin sevgisini kazanmak için, uzakta bulunan sevgiliyi getirmek için, bolluk için, akış için mutlaka buhuru yakın dileklerinizi tutun. Evet tekrar ediyorum altı kez söylenecek yavaş yavaş. Sevgili yüksek benliğim bana yönlendirilen tüm eleştirilerin, tüm saldırıların, tüm öfkeli davranışların, tüm rahatsız edici tavırların bedenimdeki, bilinçaltımdaki ve enerji alanımdaki etkilerini temizle ve arındır. Auramdaki tüm enerjisel saldırıları İptal et ve temizle. Bana yönlendirilen tüm bu olumsuz enerjilerle oluşmuş olan tüm suçluluk, utanç ve olumsuz şartlanmalarımı çözmeme yardım et. Teşekkür ederim. İzninizle arkadaşlar. Ateş elemanı devrede. Çok harika bir mum. Tüm dilekler kabul olsun inşallah. Harika bir kart olan, benim aşık olduğum bir kart arkadaşlar. <laughs> Gerçekten bunun orijinalini Fransa'dan getirtmek istiyorum. Fransa'da varmış. Gördüm ben yani YouTube'da gördüm. Çok güzel ama orada basımı çok güzel olmuş. Yeğenime bir söyleyeyim bana göndersin. Paris'te yaşıyor ablamın kızı. Bakalım. O bulabilirse onun da küçük çocuğu var. İşi gücü bıraktı çocuk bakıyor. Kendi elektrik mühendisi. işi gücü bıraktı. Çocuk bakıyor kızcağız. Bakalım orada bulabilirse bana getirsin. Başılar o tarot diye geçmiyor. Başka bir tarot diye geçiyor orada. Çok güzel orijinali. Harika basılmış. Bunlar da güzel. Allah razı olsun getirenden, e, basandan, yayın evine teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye koşulları <laughs> daha farklı Avrupa daha farklı işte biz de elimizden geldiğince güzel bir şeyler üretmeye çalışıyoruz neyse ki insanımız güzel fakir de olsak insanımız güzel ya arkadaşlar ben Avrupa'yı gördüm ben Paris'i de gördüm Almanya'yı da gördüm Hollanda'yı da Portekiz'i de her yerini gezdim ama inanın her şeye rağmen bizim insanımız daha güzel her şeye rağmen demek, Her şeye, bütün eleştirilere rağmen daha iyi kalpli. Fakiriz ama gönlümüz zengin. Bu söz her zaman için geçerli herhalde. <laughs> Laro bakacağız. Koç burçlarıyla başlıyorum. Karşı cis ne diyor? Bakınız bu da bu da sihirli kartlar, peri kartları böyle birkaç tane örnek göstereyim. Böyle bizim bilinçaltımızı aktive ediyor arkadaşlar. Bakınız ışık insanları. Görüyor musunuz? Işık insanları. Pardon. Özür dilerim. Işık insanları değil. Işık varlıklar. Aslında gıdomlar da toprak varlıklardır. Onlar da böyle bir ışıkla gelirler. Çıt diye bir ses duyuyor. Sinema gongu gibi. Hayallerde sınır yok arkadaşlar. Benim anlattıklarıma saçmalık falan. Çocuk çocuk masalları falan diyen varsa bizden değildir gidebilir. Ben bunları bizzat yaşadım. Kuantum evrende yaşadığımı düşünüyorum. Bizim hayallerimizde düşüncelerimizde sınırlamalar yok. Perilerle de konuşacağız. Meleklerle de konuşacağız. Biz buyuz arkadaşlar. Ben buyum. Ben buyum, sevgilim. Böyle bir şarkı vardı ya. Ben buyum. Biz buyuz arkadaşlar. Biz buyuz. Kuantum evrende yaşıyoruz. Bizim hayallerimizde sınırlamalar yoktur. Evet. Seviyesiz insanların da seviyesine düşmem arkadaşlar. Bazen böyle TikTok'ta falan oluyor bazen. Ay dinden çıkıyorsun, imandan çıkıyorsun. Sen kendine bak ya. Yüce Kur'an'ımızın kuantumla çelişen hiçbir tarafı yoktur. Kuantumla birebir örtüşür. Ee, elhamdülillah Müslümanız. Hiçbir şekilde de dinimizden çıkmaya niyetimiz yok. Allah bizi Müslümanlıkla onurlandırmıştır. Müslüman geldik, Müslüman öleceğiz. Hiçbir bunda sakınca yoktur arkadaşlar. Perilerden sihirli mesajları da alacağız. Rabbim şükürler olsun. Bizi böyle bir dinle onurlandırdı. Böyle bir milletle yaşıyoruz. Çürük elmalar çıkacaktır. Kızgınlığımız olacaktır. Bizim iç meselemizi çözeriz arkadaşlar. Çözeriz. Allah insanımızı korusun kollasın inşallah. Hadi bakalım. Başlıyoruz sevgili dostlarım. Karmamızı yaptık. Niyetlerimizi tutuyoruz. Ben bir daha karıştırmayacağım. Üç kez keseceğim. Bir daha karıştırmayacağım. Bizi haftada bir mesaj verdi. Bak bu mesaj işte. Bu mesaj herkesin alıp okumasını istiyorum bu mesajı. Hadi buyur. Bilgelik oku diyor. İkra diyor. Kur'an da bize oku diyor arkadaşlar. Okuyun. Ne çekiyorsak okumadığımız için çekiyoruz. İkra yani oku. Bilgelik yolunda ilerleyeceğini görüyorum ve yolunu dört gözle beklediğin birine kavuşmalar olacak. Birleşmeler olacak ve ay yani yin enerjisiyle dolup taşıcaksın efendim. Şimdi geliyorum sevgili dostlarım. Bunu da katıyorum. Tekrar karıyorum. Okuman gerekiyor bu hafta. Olumlamalarını oku. Kitaplar oku. Ya hiçbir şey bulamıyorsan sevgiline bir şiir okuyor. Oku <laughs> okuyor. evet en son altın vuruş yapacağız. Bakınız bu kartlarda da altın vuruş. Altın gibi kalplere altın vuruş yaptıracağım arkadaşlar. Ben altın vuruşu çok kullanıyorum. Onu bazı işte, şeyler şeylerde kullanıyor. Da, altın vuruş yani farklı anlamları var. Ama ben güzel anlamını kullanmak istiyorum. Koçtaşlarım hazır mısınız? Sıkılmadınız umarım. Ben buyum sevgilim. Ben buyum. Ben buyum. Ben buyum sevgilim. Yalanla kuramam aşkın çemberini. Hakkı bulup söylüyordu. Şimdi hatırladım. Neyse. Ona da selamlar. Çok severim. Şimdi koçtaşlarımla başlıyorum. Ben şaşırmayayım arkadaşlar. Notlarımı aldım. Böyle eğer not tutmazsam vallahi unutuyorum. Arada bir yay falan gidiyormuş. Yay nerede falan diyorlar. <laughs> evet koç taşlarımla başlıyorum. Haydi bakalım. Bu hafta neler var? Dünya kadar sevincin var. Hamilelik haberi alabilirsin. Doğum gününe gidebilirsin. Yılanlardan yalanlardan bıktığını yılanları yalanları bir köşeye bırakarak hayatına devam edeceğini gösteriyor. Hiç merak etme sıkıntılı süreçlerin sonu gelmiş. Bir kaos sona eriyor. Dedikodudan kurtulacağını ve arkadaşlar 4-4 melek mucizesidir. Evlenmek isteyenlerin evlilik yapacağını çünkü 4-4 enerjisi geldi. Bu nedir? Kesinlikle evlilik, mutluluk ve bir büyünün bozulması, bir negatif enerjinin gitmesi söz konusu sevgili koçtaşlarım. Karşı cins ne diyor bakalım? Üçüncü kişiler aradan çekiliyor. Evet, üçüncü kişiler çekildi, aradan aktı yaradan. Gerçekten yaradanın ışığı akacak, üçüncü kişiler çekilecek. Ve hiç eleştirmene, sıkıntıya gerek yok. Partnerin ailesi mi istemiyor? Partnerin eski sevgilisi, eski karısı, eski kocası değilse birileri aradan çekiliyor ve karşı cins diyor ki bu kadar acımasız bir dünyada sen benim biriciğimsin diyor. Görüyor musun? Koçlar ilişkiler düzelmeye başladı. Evet. Ve geliyorum. Son olarak karşı cins diyor? İmparator kartı çıkıyor ki. Ya baş tacısın diyor ya. Karşı cins sana baş tacısın diyor. Al ve kabul et efendim. Melik enerjisi ne diyor? Peri enerjisi. Yeni ev. Demin de söylemiştim. Dört dörtlük bakınız. Kaos bitiyor sevgili koçtaşlarım. Yeni ev planı. Yeniye yer aç diyor. Ev ve evlilik var efendim. Boğa burçlarına geliyorum arkadaşlar. Boğa burçları neler bekliyor? Tek tek yorumlamak istiyorum. Hayırlısıyla. Suskunluğunu koru. Olaylar, gidişatlar senin lehine. Bir nazar enerjisini yok edeceksin. Ayrıca bakınız ikisi de üçgen. Yani sen duaların duyulmadığını düşünüyorsun. Bu ara umutsuzluk var Boğa burcu. Bundan vazgeç. Hem ikili ilişkilerde hem parasal yönden dualarını esirgeme dua ettiğin sürece isteklerin sana verilecek diyor dualar duyulmuş ruh beden zihin üç, üçgeni devreye koyuyorsun bakınız bu ruh beden zihin üçgeni dualar ve tefekkür yoluyla olayları kendine çekiyorsun karşı cins de diyor karşı cins bakınız hayata ben ışık tuttun diyor ve Aynı zamanda şu anda devlerin aşkı büyük olur devlerin aşkı büyük olur. Barışmalar, kavuşmalar ve gerçekten yolunu beklediğin bir kişiden gece yarısı gelecek mesajla beraber dolup taşıyorsun. Bakıyorum boğa burçları ne diyor? Her şey yolunda. İlahi olandan destek geliyor. Baş melek Metatron diyor ki, baş melek Metatron'un kartlarından biridir. Diyor ki, zaman lehine işliyor, zamanın kıymetini bil, beklediğin haber yolda. Hadi al ve kabul et. İkizler burçlarına geliyorum. İkizler burçlarına neler var? Bir eleştiriye kurban gitmişsin. Bazı eleştirilerin olduğunu, bazı sıkıntıların olduğunu görüyorum. Ölüm ve felaket kartı yan yana. Bakınız, içinde öldürdüğün birisi olacak. İkizler burcu. İçinde öldürdüğün biri olacak ve diyeceksin ki ben seninle beraber değilim içinde öldürüyorsun akıllı ve mantıklı hareket edeceğim artık yeniye yer açacağım işinle ilgili duygusal hayatınla ilgili bir bitiş yaşayacaksın sonra yeniden hayatı deneyimleyeceksin bir bitişten sonra yeni bir döneme giriyorsun Efendim bu hafta öyle bir hafta karşı cinsten haberler geliyor çok da rahat geliyor akışta Arkadaşlar ummadığınız bir anda ışıksal alemden gelen destekle beraber çok güzel deneyimler yaşadığını ay ruhsal gelişmelerin ruhani bir aşk seni be bekliyor ikizler burcu al ve kabul et kesinlikle ve kesinlikle aşkta ilerlemeler çok iyi yeni biri giriyor hayatına bakalım melekut alemi ne diyor yaz diyor bir yani Aşkta ısınma dönemi, birbirini tamamlama dönemi var. Şimdi yengeç buçlarına geliyorum. Hadi bakalım. Ses duyacaksın. Silah sestir. Güzel haberler alacaksın. Bir tartışmanın sonu aydınlık. Biraz yıldız düşüktüğü geldi. Yengeç burcu üzerinde nazar var. Nazar enerjisine karşı dikkatli ol. Felaknas İhlas surelerini oku. İkili ilişkilerde neler var? Şu an bir tartışmanın sonu gelmiş gibi. Kavuşma, bir doğum günü kutlaması, bir düğün kutlaması var. Karşı cinsle ilgili arkadaşlar. Üçüncü şahıslar bozabilir aranızı dikkat edin. Ona izin vermeyin. Ve şurada görüyorum ki sudors... E bir soğukluk var arkadaşlar. Yengeç burçları aşkta bir soğukluk var. Sebebi negatif bir enerji. Bunu bozdurun lütfen. Bozulacak mı? Evet. Ee, başarı bir gelen mesaj. Senin yüzünü güldürecek. Hem işte hem aşkta. Çiçek gücü diyor. Kutlama olacağını gösteriyor. Yani olumsuz enerjiler gidiyor efendim. Aslanlara geliyorum. Aslan burçları neler bekliyor? Kesinlikle imparatoriçe koruma yeni başlangıçlar yapacaksın bir şeyleri yani bir eleştiri eleştiri var ama aldırış etmeden yoluna devam et diyor. şu an yoluna devam edeceksin başarıyı kazanacaksın ilmek ilmek geleceğini yaratıyorsun aslan burcu gücü eline almışsın şükürler olsun e, bu hafta karşı cinsle ilgili neler var bakalım uyum var karşı cinsle ilgili önünü göremiyorsun. Bir aldatma enerjisi geride kalmış gösteriyor. Bakın, aldanma, aldatılma enerjisi geride kalmış. Bakıyorum. Kendini yeniden şekillendiriyorsun, güçleniyorsun, kuvvetleniyorsun. ilişkinde destek görüyorsun. Kötü günler geride kalmış diyor. Mükemmel zamanlama diyor. Bak, kötü günler geride kaldı. Ve Başmelek Ariel, Başmelek Metatron sana diyor ki mükemmel zamanlardan geçiyorsun. Zamanı iyi kullan biz sana yardım ediyoruz. Seninle beraberiz. Başak Burç evet mükemmel zamanlama bitti. Başak Burçlarına geliyorum. Neler var neler yok. Sen elinden geleni yapmışsın. Gerisi Allah'a kalmış derler ya. Dua, niyaz duyulmuş. Çok güzel bir dönemeçten geçeceksin ve destek görüyorsun. Hem iş konusunda hem de ortak paydada birleştiğin kişiler var. Onlarla güzel bir beraberlik kuracağını görüyorum. Gelecekle ilgili kaygıları bir köşeye bırakıyorsun. Ve bir mesaj alma, bir karşılaşma, karşı karşıya gelme, konuşma, karşı cinsle ilgili. Bakınız dedikodu kazanı kaynıyor fakat her şeye rağmen iki insan görüşüyor. Dedikoduyu yapanların aradan çekildikleri bir dönemeştesin. Gerçek hislerini kendine ifade et diyor. Bakınız aslında bilinçaltını devreye koyamamışsın. <laughs> bilinçaltın sevgi istiyor, aşk istiyor, beraberlik istiyor. Bolluk istiyor, para istiyor. Bunları ifade et. Verdiğim olumlamayı altı kez yap, inanarak yap. Sevgili Başak Burcu her şey yoluna girecek. Kendine karşı dürüst ol, hatalarını gör gerçekten arzu ettiğin her neyse onu iste. Arzu etmediklerini değil. Bak düğün burada çözülüyor başak burçları. Arzu ettiğini isteyeceksin. İstemediğini göndermeyeceksin evrene. İstediğini söyleyeceksin. Sevgili terazi burçları. Yüreği güzel, kendi güzel, karizmatik. Haydi bakalım. Ve bir mesaj alacağını gösteriyor. Zor bir hafta. Bir imza, bir resmi evrak tamamlanacak. Güzel bir işe imza atacaksın. Gerçekten de hoş şeyler. Aşk da çok yüzün gülüyor. Aslında bu senin yüreğinde oluşan bir aşk. Bakalım karşılığı var mı? Size? Terazi vuruşları. <laughs> Bak aşk ateşi yanıyor. Yalnız yani evlilik konusu olabilir. Bir başkasıyla bağın olabilir. Ama yeni bir aşka yelken açabilirsin. Yani kötü giden evliliği olanlarda da var bu. Evet aşkta karşılık göreceksin. Hem de Peri masalı gibi bir aşk, destansı bir aşk. Aynı zamanda seni göklere uçuracak haberler alacağını, e, kıskanıldığını, sevip sevildiğini ve koçlarla aşk görüyor musunuz? Koçlarla Teraziler arasındaki aşklar, Boğalarla Teraziler, Oğlaklarla Teraziler arasındaki aşklarda çok, çok süper gelişmeler olacak. Ve bakıyorum arkadaşlar, yeni kariyer işinin odağı olumlu, yeni ve başarılı bir doğrultuda değişiyor. Odaklanman <laughs> yeni kariyere, yeni bir döneme ve gerçekten karşılıklı aşka doğru ilerliyor. Bu haftanın en şanslısı sensin Terazi. Aferin sana ya. <laughs> Hak ettin bunu. Çok yoruldun. Akrepler. Dedikodulardan bıkmışsın, görüyor musun? Erkek baskın toplum sana çok dedikodu, çok iftira etmiş. Akrep Burcu Allah onlardan intikamını alacak senin intikamını. Boynu bükük bekliyorsun. Erkek baskın toplum. Her yerden dedikodu. Çıkmaz sokaklar. Canın çok sıkkın. Ama bir bakıyorum ki ay yine de böyle. Canın çok sıkkın ya. Kendini kurban edilmiş hissediyorsun. Balık burçlarıyla ilişkinde sıkıntılar olabilir. Ama yeni başlangıçlar. ilahi olandan destek ve her türlü iyiliğin hayatına akması söz konusu. Karşı cins ne diyor? Ay yıldızın parlıyor. Akreplerle kovalar, akreplerle yengeçler ve akreplerle balıklar arasındaki ilişkilerde süper gelişmeler, diğer burçlardaki ilişkilerde de yüz yüze görüşmeler, sıkıntının bitmesi. Arkadaşlar çok güzel bir müjdeli haber sıkıntının bitmesi şeklinde oluyor. Bakınız çok harika. Görüyor musunuz akrep burçta? Harika kartlar geldi. Ve meleklerden mesajlar. Kendin ol. Bak. Kendin ol ilerle. Nasıl benziyor birbirine değil mi? Yolun açık ve yol açık. Olduğun gibi Rabbine bütün yüreğini aç. Dileklerin kabul oluyor. İkisi de aynı şey aslında. Kendin olduğunda ilahi kudret sana akışta. Yay burçlarına geliyorum efendim. Yay burçlarına neler var? Sırttan darbe. Haksız rekabet, kıskançlık, iş ilişkilerinde kıskanç insanlar. Ama yine kıskançlık görüyor musun yay burçları? Marsisyen bir durum. Yani Marsisyen Mars enerjisi görüyor musun? Mars kavga, dövüş, mücadele. Ama mücadeleden sonra sen kazanıyorsun. Ve senin hakkını yemişler. Şimdi yükseliş sırası sende sevgili dostum. Sevgili yay burcu. Bir de yaylarla oğlaklar, yaylarla koçlar ve yaylarla boğalar arasındaki ilişkilere dikkat çekiyorum. Çok ilerleme, çok büyük aşklar söz konusu olacak. Duaların duyulmuş bir insan seni özlemle kucaklamak istiyor, özlemiş. Belki uzun bir yolda, belki şu an gelemiyor ama gelecek kavuşmalar, kutlamalar var. Umudunu kestiğin anda karşı cins diyor ki şu an aramız soğuk ama ben ona mesaj göndermek istiyorum. Gerçekten de mesajı gelecek. Bakalım sevgili yay burçları şifa oluyor. İlişkinde şifalanma bir hastalığın iyileşmesi parasal durumun iyileşmesi söz konusu. Geliyorum oğlak burcu arkadaşlarıma bu hafta neler bekliyor. Evet yarım bıraktığın bir iş tamamlanıyor ve duaların duyulmuş meditasyon namaz veya yoga ne çalışıyorsan çok ileri adımlar atacağını gösteriyor ve yolunu gözlediğin birisi hayatına hayatına akışa geçmiş kendini yenileme fırsatı buluyorsun karşı cins ne diyor bak diyor ki ben dimdik ayaktayım ben sözümün arkasındayım <laughs> oğlak burcu gerçekten <laughs> sözün arkasında duran biri var sadakatli bir aşk. Hiç merak etme. Kötü olan gitmiş, çürük elmalar gitmiş. Bak görüyor musun? Çürük elmalar gitti arkadaşlar, gitti. Yeni bir ilişki, yeni bir oluşum. E şurada bakıyorum. Gerçekten. Beyazatlı şimdi geçti buradan. Tüm özlem çeken oğlaklar Beyaz Atlı şarkısını dinleyin bu hafta boyunca. Hadi size bir ödev veriyorum. Cem Karaca dinleyin. Boğulun Cem Karaca'dan. Ve gerçekten yeni bir sıcak ilişki kapıda. Tatil şeyim kartı çıktı. Bu da sıcak bir ilişki kavuşmalar anlamına geliyor. Kovalar. Kovalar sizin beyaz atlanız nerede? Evet. Doğum diyor ya. Sizin atlanız başka atlı. Ye ekşiyi getir Ayşe'yi, ye tatlıyı getir atlıyı. Vallahi bir olan çocuğu doğumu var. <laughs> ya kutlama ya siz hamilesiniz. Ne ben. Kova burçları. Haydi bakalım. Kova burçlarına bakıyoruz şimdi. Ve kutsiyet bağlanacak bir şeye. Yavaş yavaş giden iş birden hızlanacak. Maddi kazançlar elde edileceğini, yüz yüze görüşmeler yaşayacağını. Tüm kovalarla Terazi'ler kovalarla ikizler arasındaki iş ilişkilerde ilerleme olduğunu yıldızının çok parlayacağını, nazarın negatifin gitmesiyle hızlı hareket etmen lazım sevgili kova burcu. Bakalım neler var? Ay yeni doğum ya. Vallahi bilmiyorum. Kovalara ben bir bebek verdim gitti bakalım. <laughs> bir kadın ve bir erkeğin birleşmesi evlilik, doğum ve müjde var. Aşta çok ilerlemek üstün birisiyle barışma. Bir evlilik müjdesi veriyorum. Dünyalar kadar sevincin olacağını ve evrenin seni desteklediğini söyleyebilirim. Peri aleminden destek geldi efendim. Aynı zamanda eleştirilerin odağındasın ama bu negatiflerin dağılacağı günler çok yakın Kova burcu. Evet, sonbahar sana müjdelerle geliyor ve sonbaharın daha doğrusu kışa girdik ama sonbaharın bu güzel günlerinde akış başlamış. Kendini yenileyeceksin ve bu hafta bakınız bu hafta küçücük bir umudun büyüyecek ve büyük bir yaşam döngüsünü meydana getireceksin haydi bakalım sevgili balıklar balıklar sizde de kuantumsal hızla bir ilerleme kaydediliyor karanlıkta kaldığın bir anda ilahi emir sana hem maddi olanakları hem de aşk ile ilgili gelişmeleri sunarken bakınız hareket et diyor Sarı hareket enerjistir. Merkürün enerjistir. Yalancı birisini hayatından çıkartacaksın. <laughs> Bakın uzun zamandır yapman gereken bir şeydi bu. Yalancı seni sinirlendiren, seni üzen birini hayatından çıkartacağını görüyorum. Hiç merak etme durumlar çok iyiye gidiyor sevgili balık burcu. Bakınız biraz öfke nöbeti geçiriyor. Karşı cins diyor? Aşk hayatında biraz öfkeliler. Öfke nöbeti var ama bunların çoğunun geçici olacağını söyleyebilirim ve aslında karşı cinsin elinde olan bir şey değil o bir kukla ya birileri onu yönetiyor ailesi belki çok karışıyor o yüzden sinir öfke olmuş bir de senin senin ailende de sıkıntı çevrende de sıkıntı var bu ilişkiyi düzeltin efendim İkiniz de kendi içinize döndüğünüzde bak ay düzelteceksiniz dedikodular eleştiriler bir anda ben kukla değilim diyeceksin sen ben kukla değilim diyecek karşı cins ve iki kişi bir arada uyum içinde bir denge yakalıyor aşk ilişkiniz çok harika düzelmeler olacak ve bu da biraz işte ilişki terapistine mi gittin olumlama mı yaptın bak ritüel yapmışsın okumuşsun ilişkiler üzerine kafa yormuşsun ve Burada arkadaşlar altıgen bir ayna var. Döngü senin lehine. E gerçekten şanslı bir döneme girmişsin. Olumlama cümlenizi bir kez daha söylemek istiyorum. 6 kez söylenecek 6 gün boyunca. Evet. Sevgili yüksek benliğim, bana yönlendirilen tüm eleştirilerin, tüm saldırıların Tüm öfkeli davranışların, tüm rahatsız edici tavırların, bedenimdeki, bilinçaltımdaki ve enerji alanımdaki etkilerini temizle ve arındır. Avramdaki tüm enerjisel saldırıları iptal et ve temizle. Bana yönlendirilen tüm bu olumsuz enerjilerle oluşmuş olan tüm suçluluk, utanç ve olumsuz şartlanmalarımı çözmeme yardım et. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.